Herkese merhaba. Yılmaz Erdoğan'la öğrenciye hoş geldiniz. Ee, hiçbir öğretmenimiz, hocamız derse başladığında <laughs> sınıfa bakıp böyle hoş geldiniz demez. Ne der? Günaydın çocuklar. Sağ ol. O kaldırıldı mı? <laughs> Eskiden o mecburiydi. Şimdi ve şöyle yazılırdı. Bilmiyorum bugünlerde okullarda o yapılıyor mu? Sü sol boşa ders değil mi? Hatta öğretmen başarılı yazısı güzel öğrencilerden birine Şehriban sen yaz <laughs> derdi. Ders, konu. Şimdi derse tabii konumuz yazarlık. Hatta ilk derse tabii çocuklar ilk der hoca ığları bu kadar. İsmini ee, ismini yazardı. Merhaba çocuklar. Benim adım Yılmaz Erdoğan. Şöyle yazılıyor. Sınıf o sırada hocanın el yazısını biraz değerlendirir. Şu G şu yumuşak G biraz eskilerden kalmadır. Ama benim adım bu. Z'ye de bu çizgiyi atarım. Nedendir bilmiyorum. E, ders. Dramatik sanatlar diyeceğiz mi genel olarak sanat diyelim ve genel başlığımız öğrenci. Şimdi bu kavramı önce anlatayım bu benim e, ürettiğim bir kavram eğlence ile öğrenme e, fark etmişsinizdir <laughs> kelimelerinin bir bileşkesi çünkü bence tam olarak bir şey öğrenmemiz için bu öğrenci turnuvunu yakalamamız gerekir. Yani sevdiğimiz öğretmenlerimiz ki hepsini severiz. <laughs> Ama böyle büyük bir bağlılık hissettiğimiz öğretmenlerimizin bize yaşattığı şey aslında budur. Yani eğer bir derse girdiyseniz ve o dersin nasıl geçtiğini anlamadan o ders bitip gitmişse hocanız bu öğrenci kavramını sizi eğlendirmeyi de başarıyor demektir. Ben de elimden geleni yapacağım. Bizim konumuzda biraz daha kolay olacak bu çünkü Eğlence sanatı denebilecek, eğlence başlığı altında ele alınabilecek bir e, mesleğimiz var. Hoş ben bu eğlence kavramını bizim sanat kavramının içinde bir küçük başlık olarak görürüm. Yoksa tümüyle e, sanat dediğiniz şey eğlenceyi kapsar ama eğlence sanatı kapsamaz. Biraz e, hafife alan bir sözdür ama benim amacım bir öğrenci ortamı yaratmak burada yazarlık ve oyunculuk olarak iki ana dersimiz olacak. Ve yazarlıkla başlıyoruz. Çünkü zaten bizim sanatımızın başlangıç noktası boş bir sayfaya yazılan şeyle başlar. O yüzden önce yazarlıkla başlayalım. Ve duyduğunuz gibi stüdyomuzda kuşlarımız var bizim. Kırlangıçlar buraya yuva yaptılar ve her çektiğimiz şeyin içinde de onların bir rolü var. Biz de yuva bozacak kadar kötü kişiler olmadığımız için onlarla birlikte yaşıyoruz burada. Ben onları çok seviyorum. Bilmiyorum sesçi arkadaşımız da aynı görüşteymiş. Güzel. Şimdi gel gelelim yazarlık gibi çok geniş bir başlık bu. Biz bu yazarlık kavramının içinde aslında dramatik yazarlıktan bahsediyoruz. Ben bir şeyleri anlatırken, öğretirken genelde o ne ya dramatik mi falan dedirtmemeye çalışırım. Yabancı kelimeler zorunlu olmadıkça kullanmamaya çalışırım. Dramatik yazarlık yani işte senaristlik, oyun yazarlığı, skeç yazarlığı gibi yani sadece yazılmakla kalmayan aynı zamanda oynanan ürünlerin ürünlerin kastedildiği bir kavramdır. Ama biz ona yazarlık, hadi senaristlik, çünkü bir, bir sürü alt başlığı var yani senaryo, oyun yazarlığı gibi gibi ama bunların temel e, kavramları aşağı yukarı aynıdır. Niçin yazılır, nasıl yazılır gibi geniş bir ölçekte bildiğim bütün kavramları size anlatmaya çalışacağım ve. Bir kere bu, bu yapının, bu dersin amacı ne? Amaç şu, bence iyi öğretmen e, anlattığı konuyu konuda iştah açan, ilham veren insandır. Ben de isterim ki bütün bu bilgiler bizden sonraki kuşaklara geçsin. Çünkü ben ilk e, yazarlığa başlamayı kafaya koyduğumda, tabii her insanın yaptığı gibi, her bu işe kafa koyan insanın yaptığı gibi e, yararlanacak kitap aramaya başladım ve bulamadım. O yıllarda ülkemizde senaryo nasıl yazılırla ilgili hiçbir kitap yoktu. Yalnızca Piyes Yazma Sanatı adlı Laos Egri adlı bir yazar abimizin şurada bir yerde gösterirseniz çok sevinirim. Nasıl dijitalde konca koydunuz mu? Süper. İşte bu kitap vardı. Ve bu da sadece oyun yazarlığını nasıl olacağını anlatırdı ve hala çok değerli bir kitaptır. Sonra öğrendim bu bilgiyi umuyorum doğrudur. Ertem İlmez'in rahmetli Ertem İlmez'in başucu kitabıymış. Yani ilk ben bununla başladım. Size de onu tavsiye ederim. Eskiden buraya yazıyorduk ama artık dijital dünyada kitabı kendisini sanırım gösterdik. Hala da burada duruyor mu? Saygılar hocam. Çok teşekkür ederim öğrettiğiniz her şey için. Sonra tabii iş senaryo yazmaya gelince hiçbir kaynak yoktu. Sonra yabancı kaynaklarla ilişki kurmaya başladık. Onlar ülkemize çevrilmeye başladılar. Bence onların içinde pek çoğunu okudum. En iyisi Robert McKee'nin Öykü adlı kitabıdır. Sonra diyalog da çıktı. Öyküyü şuraya seyirciye göre söyleyeyim. Öyküyü şuraya, diyaloğu şuraya yazarsanız senaryonun bu tarafında size göre söylüyorum. cansınız. Bu iki kitap çok iyi kitaplardır ama işin en başındaysanız, daha bu işlere hiç başlamamışsanız bu kitapları okuduğunuzda biraz moraliniz bozulabilir. Çünkü bir sürü kavramı bildiğiniz varsayılarak yapılmıştır. O yüzden ben size baştan başlayacağım. Niçin yazmak istiyoruz? Niçin yazılır sorusu bence daha çok önemli bir şey. Yani bu işler önce hevesle başlar. Mesela bizim çok güzel hareketler. Birçok gençte ya da genç kafası genç ama kendisi genç olmayan birçok insanda bir skeç yazma iştahı uyandırdı. Belki de bu program da varlığını aslında bu hevese borçlu. Nasıl başlayabilirim? Nereden başlanır yazarlığa? Bu tabii çok hani oyunculuğun nereden başladığı, nasıl başladığı, başlayacağı da bir muammadır. Yazarlık da böyle bir şeydir. Çünkü aslında sizin içinizde başlar bu. İçinizde öyle bir dürtü varsa o bir hevese dönüşür. Ama herkes yazabilir mi? Nasıl yazılır sorusunun ilk şeyi bazı gerekleri vardır. Bir, çok Hayatı gözleyen, hayatı gözlemeyi seven, bütün detayları ince ince irdeleyen bir bakış açısına ihtiyacınız vardır. Yani yazarlık zor mudur? Ee, zordur. Senaryo yazarlığı, bunu işte az önce adını verdiğim e, Robert McKee'den bir alıntıyla söyleyeyim. Onun e, söylediği şekliyle söyleyeyim. Bütün meslekler içinde açık ara en zor iş senaryo yazarlığıdır. Sebebi de şudur çünkü ne yazıyorsanız onun uzmanı olmanız gerekir. Yani eğer Apollo 13'ü yazıyorsanız bayağı bir astronot kadar bilgi sahibi olmalısınız. Bir beyin cerrahı yazacaksanız bir beyin cerrahı kadar bilgi sahibi olmalısınız. Tabi bu senaryo işini çok iyi yapan birisini baz alarak söylüyorum. Yoksa uydurma tabii ki her zaman serbesttir. Ama bir, bir e, bence bir öğretmenin çıkıp e, anlatacağı konuyu bakın çocuklar bu çok zordur dağılın demesine benziyor. Zaten buradaki amacım onu kolaylaştırmak. Senaryo içine başlarsınız ve ustalaşmanız da epey bir zaman alır. Hangi dersten ne öğrenirsiniz öğrenin. O sizin bir başlangıç için aldığınız bir donanımdır ama yazarak öğrenirsiniz. Ben ben nasıl başladığımı söyleyeyim? Aslında ben e, arkadaş grubunun en komik üyesiydim bulunduğum her e, grupta ve hani vardır arkadaşların tavsiyesi üzerine diyebilirim çok klasik bir giriş bu. E, ya bu dediklerini yazsana e, dediler arkadaşlar. Ben de Hı, olur eğlenceli olabilir diye düşündüm oturdum yazmaya yapamadım. Çünkü ilk karşılaşacağınız güçlük zihninizden geçen şeyi kağıda ya da bilgisayara ya da daktiloya hangi araçla yazıyorsanız o araca geçirmek. Yani kafanızdan geçen şeyle elinizi birleştirmek. Bir kere bu ilk zamanlarda bu sizi yoracaktır. Belki de bu yüzden ilk yazdığınız şeyleri kağıda yazarsanız, deftere yazarsanız daha hızlı sonuç alırsınız. Nitekim ben de öyle yaptım. Zaten daktilo param da yoktu o zaman. Dolayısıyla önce kağıda yazdım. İş profesyonel noktaya geldiğinde bile önce defterim, bir sürü defterlerim vardı benim yani. Hala bazıları bende duruyor. Şu kadar defterim var benim. Tek bir defter değil. Birçok defterden oluşan. <laughs> bir şeyden bahsedeyim çocuklar. Yanlış anlamayın sakın hocanızı. Ee, önce ona yazıyordum. Sonra daktiloya yazıyordum. İşte böyle bir buna benzer bir daktilom vardı. Sonra elektrikli daktilo çıktı. Ben dedim ki Allah'ım sana şükürler olsun. Çünkü onda biraz daha hızlı yapma şansın oluyordu. O yıllarda fotokopiciler en iyi arkadaşımızdı. Ve yani bir bölüm senaryo yazmak ki ilk aslında belki de bireysel olarak yazdığım, tek başıma yazdım. işte TRT'de yayınlanan Umut Taksi adlı diziydi. Büyük bir eziyetti gerçekten, onu yaz, çoğalt, ver. Düzeltmeler bir eziyet. E, Tipeks Midyon'un ismi, bantlayıp tekrar üstüne yazmak falan. Yani hakikaten araçlar önemlidir. Araçlar, e, bugün artık araçlar çok 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 kolay hale geldiler. Bu tabii işin, yani düşünün bu kısmı bile bir zorluk barındırıyor. Ben şimdi çok hızlı yazıyorum tabii. 30 yıl, 35 yılları yaz, yazdığınızda çok hızlı bir serili kazanıyorsunuz. Ama önemli olan meselenin içeriği. Yani bir yazarın taşıması gereken özellikler nelerdir? Bir felsefik bir altyapısı olması. Yani çok okumadan, aramadan, sormadan ee, yazamazsınız. Yani hevesinizi anlarım ama heves ettiğiniz şeyin karşılığını bilmelisiniz. ...çok donanımlı bir insan olmalısınız. Yani etrafınız size... Siz, ...sen her şeyi biliyorsun maşallah falan demeli. Mesela çok gezen mi bilir... ...çok okuyan mı bilir... ...klasik münazara konusunda bir üçüncü yol vardır... ...bence çok merak eden bilir. Çünkü çok merak eden kişi... ...çok gezer, çok okur, çok sorar. Sizi... ...bir noktaya getirecek olan şey... ...verdiğiniz cevaplar değil... ...sorduğunuz sorulardır. Bir bir usta filozoftan alıntı çok cevap veren değil, çok soran bilgelik yolundadır. Çünkü e egomuz bizim cevap vermeyi ister. Cevap vermeyi çok sever. E çünkü mesela diyelim ki konu diyetse, kilo vermek vermekse bunu kilolu kilosuz herkes bunun nasıl olacağını bilir. Yani işte Beyazlardan sakın falan filan. Herkes ana meseleyi bilir. Ee, ve bu konu konuşmayı çok sever yani. Ama bir de çıkar der ki ya bütün bunları ben de biliyorum, yapamıyorum. Nasıl yapacağız bu işi? Yani soru sormak neden ego sevmez? Çünkü soru soran bir dakikalığına aptallaşır ama hiç sormayan sürekli e, aynı e, saçmalarını yaşar e, diye geçiştireyim. Çünkü meraklı kişilik dediğimiz şey belki de etraftan da çok alkış almayabilir. Ya sen her şeyi soruyorsun filan. Sorun. Bildiklerinize değil, bilmediklerinize odaklanın. Eksiğinize odaklanın. Tamamınıza değil. Tamam tarafınızı sevin. Tamam tarafınızla eğer gurur duyulacak bir noktadaysa gurur da duyun. Ama asıl odaklandığınız şey eksikliğiniz olmalı. Benim tanıdığım bütün iyi sanatçılar hep eksiğini kovalayan adamlardır. Yaptığından çok da emin olmayan yani ben yaparım ve yıkılır ortalık demeyen insanlardır. Hele hele yazarlık gibi temel manası felsefe olan, dünyayı algılamak, hayatı algılamak olan şey ise bundan asla vazgeçmemelisiniz. Şimdi ilk yola çıkmadan önce ne lazım? Yani yazar olarak bir çanta hazırlıyorsanız orada ne lazım? Onlarla başlıyorum. Ne dedik? Meraklı bir karakter, meraklı bir kişilik. Şimdi bugüne kadar meraklı değildim ama hocayı seyrettim, Yılmaz abi'yi seyrettim ve bir de meraklı olmaya karar verdim. Süper olur. Ama zaten öylesiniz. İşiniz daha kolay olur. Değilseniz de zaten her insan aslında meraklıdır da cevaptan çok sorudan çok cevaplara odaklandığı için. O karakterini ortaya koyamayabilir ama yazacaksanız merak edeceksiniz. Neyi merak edeceksiniz? Bir kere hani felsefi altyapı deyince de koşup hemen Sokrates'i, Descartes'i falan mı okumalıyım? Tabii okumalısınız da asıl daha basit yerlerden başlamalıyız. Mesela gözlemcilik diye bir şeyden hep duymuşsunuzdur. Yani yazar gözlemci olmalıdır. Zaten işin aslında yarısı gözlemek hikayeyi o gözlediğiniz şeyin içinde görmek. Evet bundan şu formatta bir eser olur. Yani bundan çok güzel bir tiyatro oyunu olur. Ya da sinema filmi olur. Ya da bir hikaye olur. ru görmek. Yazarlığın yarısı aslında budur. Eğer onu göremiyorsanız. Yıllarınızı boş yere hiçbir şey yere varmayacak bir hikaye için harcayabilirsiniz materyali sahada görmek, hayatın içinde görmekle ilgili bir şey. Ve benim size çok güzel bir tavsiyem var. Buna evden başlayın. Yani eğer evet yarın ben yazmaya başlıyorum diyorsanız ki bu cesareti göstermemeniz için hiçbir sebep yok. Yarın değil yani şimdi işte ben anlatırken bile başlayabilirsiniz. Ben yanınızdayım. Çünkü anne ben yazar olacağım ya da baba ben yazmaya çalışıyorum denen şey gerçekçi olalım. Hayatımıza çok da alkış alacak bir şey değildir. Çünkü bu dediğinizin karşılığını haklı olarak çoğu zaman insan bilmez. Yani ne, 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 ki? Hangisini yazacaksın? Senaryo yazacağım, ne dizim yazacağım falan. Yani çok karşılığı bilinen şeyler değil bunlar ve ticari başarıyı da garanti etmeyebilir. Ama bir kere bir kapalı bir dünyanız da olsun. Yani yazmaya başladığınızda hemen gazeteye inan vermeyin zaten. Yazın. Hemen yazdıklarınızı insanlarla paylaşmayın. Çok yersiz bir eleştiri bütün cesaretinizi kırabilir. Çünkü şunu bilin. Muhtemelen kötü şeyler yazacaksınız. İlk başta. Hele hele senaryodan bahsediyorsak. Çünkü senaryonun mühendisliği çok ciddi bir çalışma ve emek ister yapa yapa öğrenilir. Önemli değil. Zaten başlar başlamaz Oscar alacaksanız bu dersleri falan izlemenize hiç ihtiyaç yok. O yazın şeyi direkt bana gönderin. <laughs> Mesela ben bazen çıraklarda görürüm. Hata yaptığı için aşırı üzülen falan. Ya hata yapacaksınız. Hatalı şeyler yazacaksınız. Kırlangıçların hayatı üzerine bir şey bence yazmalısın. <laughs> ben bunları yavaş yavaş isimle koyarım. Beni şu anda da dinliyorlar. Şu anda bir şey sordular ama ben anlayamadım. Yani. Dolayısıyla önce bir yazar karakteri oluşturmaya ihtiyacımız var. Yani sadece yazmak isteği, yazma hevesi yetmez. Çok görüyorum. Ben mesela insanları böyle özellikle gençleri olmamış yanlarıyla değerlendirmeyi çok sevmem ama gözle görülen bir şey var ki okuma meselesi çok ötelenmeye başladı. Yani okumaktan giderek uzaklaşan bir insanlık var. Daha çok bu görsel kültür ve teknoloji çok yayıldıkça görerek, seyrederek öğrenme diye bir şey var. İyi bir şeydir ama yetmez. Çünkü mesele şudur. Yazarlık hayatın iki düzlemi vardır arkadaşlar. Bir gerçek. Öbürü neydi arkadaşlar? Hakikat. Yani görünen gerçeğin altındaki mana, esas mana. Şöyle bir örnek verelim. Şimdi bir çift yazdınız. Sadece oturmuşlar, yemek yiyorlar. Yemek yiyorlar, hiç laf da yok, diyalog yok. Sadece o yemek yerken ki sessizlikte olan bu var. Birbirlerine bakmıyorlar. Birbirleriyle ilgilenmiyorlar. Belki ara sıra biri telefonuna bakıyor. Ve kestik. Biz burada ne demek istiyoruz? Bu ilişki bitmektedir ya da bitmiştir. Bu iki insan artık konuşacak, paylaşacak bir şeyleri kalmamıştır. Bunlar birlikte yemek yemek bir otomatik bir olaya dönüşmüştür. Artık bundan zevk almamaktadırlar. Birbirlerini güldürmemektedirler. Ve besbelli ki bu ilişki bir yere gidiyor ama kötü bir yere gidiyor. Peki biz bunu anlatmak için ne yaptık? Ne söyletti karakterlere? Hiçbir şey. Gerçek düzlemi nedir? İki kişi bir karı koca veya bir çift yemek yiyorlar. Senaryonun sol tarafına ki onu da söyleyelim. Şimdiden Bunlara sonra geleceğim ama gelmişken de başlıklarını söyleyeyim. Bu taraf mizansenlerin yazıldığı alandır. Yani burada ne olduğu yazılır. Burada ne konuşulduğu. Bu taraf böyle ikiye bölür bölersiniz. Burada adam girer. İşte burada nedir olay? İşte ev, iç karı koca akşam yemeği yemektedirler. Bu kadar. Burada ne var? Hiç. Şimdi burası zaten sizin esas yerinizdir ama bu ikisi birbirini tamamlamak zorundadır. Aa, buraya diyalog da yazmak gerekirse ne yazarsınız? Hayatım ne kadar mutsuz değil mi? falan diye yazılmaz. En fazla yazacağınız uzatır mısın? Tuzlu ne? İletişimsizlik anlatıyoruz ya. Mesela o bir ney? çok şey anlatır. Ne? Tuzluk. Hı. Falan. Şimdi yazdığınız şey esas odaklandığı yer burasıdır. Orada hakikatte ne oluyor? Bu iki katman yoksa kötü bir e, senaryoyla karşı karşıyayız. Bu seyrettiğimiz her şeyde bu iki katman var mı? Yok. Ben burada anlatırken tabii iyi senaryo nasıl yazılır, iyi dramatik yazarlık nasıl yapılır diyorum. Aklınıza şöyle gelebilir. Ya benim seyrettiğim bir sürü şey var. Gayet de güzel başarı da kazanıyorlar. Ki bence kötünün başarısının arkasında başka şeyler vardır. Ama bu iki katman mutlaka olmak zorundadır. Bu hakikati vurgulayan alana da alt metin denir üst metin de ne olduğu, dıştan görünen boyutu vardır. Burada da esasında ne olduğu vardır. Buna da alt metin denir. Yazarlık aslında bir alt metin yazmaktır. Masal anlatıcılığın hikaye anlatıcılığıyla dil bilgisi ilişkisi. İlk yazmaya başladığınızda dil bilgisi sizi yoracaktır. Yani çok şükür 10 kişiden 9'unun dahi manasına gelen deyi ayrı yazmadığı bir yerde ki ben bunu sen Kültür Bakanlığımıza iletmek isterim. Oldu olacak bu değiller ayrı yazmayalım ve herkes bu dertten kurtulsun. Neydi o? Benim de benim de oyuncaklarım var. Bu konuda sıkıntı sorun var mı burada? <laughs> Benim de oyuncaklarım var ve şu anda da bende. Bu ikinci bende birleşik, bu ayrı. Ama ben biliyorum ki bu izanla bizim edebiyatımıza çok faydası olmaz. Neden okumalıyız? Çılgınca. Eğer yazı ya bir vatandaş olarak da zaten okumalıyız. Ama bir yazar olacaksak çılgınca okumalıyız. Ben de öyle yaptım. İlk yazmaya başladığımda baktım ki elim çok akmıyor yani. Burada o kadar birikmiş şey yok ki çocukluğumdan beri zaten okuyan birisiydim. Sonra bir okuma yazma seferberliği başlattım kendi içimde. Yani siz bu zor mesleği aşacak barajı, oraya girecek, onun bahçesine girecek, kapıyı arıyorsanız o okumaktan geçiyor. Okumaktan ve yazmaktan geçiyor. Şu da var, bizim eğitimimiz çok okumaya odaklanıyor. Bu doğrudur. Ama mesela yazmaya o kadar odaklanmıyoruz. Yani e, öğretmenlerimizden niye yazmıyorsun diye fırçayamıyoruz. Niye okumuyorsun diye haklı bir uyarı alıyoruz. Ama yazmak zaten ne kadar ne okuduğunuzun da göstergesidir. Dolayısıyla hele hele ben yazar olacağım diyorsanız. Ee, ya ben sıkılıyorum, okuyamıyorum, uykum geliyor falan. O zaman başka bir meslek. Ki hangi mesleği yaparsanız yapın... ...onun kalitesini artırmak sizin birikiminizi artırmaktan geçer. Ona sevdalanın çocuklar, arkadaşlar. Yani okuma sevdası kadar... ...hayatı kurtaracak bir şey yoktur. Hiç yalnız kalmazsınız. Hiç boş vaktiniz olmaz. Hele o yani bir vakte zaten boş demezsiniz. O romanı bitirirsiniz ve normal bir ömürde yaşayamayacağınız binlerce yaşamsal deneyimi acayip ustalıkla gözlemiş birinden hayatı dinlersiniz. Konu budur. Daha bilgili bir insan olmak değil mesele. Daha kaliteli bir yaşam sürdürmek ama yazar için de bir zorunluluk. Yani şu anda diyorsanız ki yok abi ben, öyle, ben okuyamam böyle bir şey. O zaman bu dersleri de fazla kurcalamanıza gerek yok. Boş vaktinizi zayi etmeyiniz. Bu sadece bununla ilgili değil. Yani mesela e, derslerde bazen olmazsa olmaz. Yani bu film seyredilmemişse e, zaten bu mesleğe niye heves ettiniz diyeceğim bazı filmleri soruyorum. Seyredilmemiş de oluyor. Ara sıra Bunlardan da örnek vereceğim. Bu şu demek değil. Şu anda beni izleyen 16, 17, 20 kaç yaşındaysa bir insan ha iyi ben o kitapları da okumadım, bu filmleri de seyretmedim. Uzun ben bu işe hiç girmeyeyim demek değildir. Her an değişmek için bir büyük fırsattır. Yarın sabah bambaşka biri olmaya karar verip o bambaşka birinin ilk gününü yaşamamanız için hiçbir sebep yoktur. Hiçbir bahane de yoktur, hiçbir gerekçe de yoktur. Bu meslekte zannedilen bazı yani var olduğu sanılan bazı ön yargılar vardır. İşte birisinin yardım etmesi, torpil olması vesaire vesaire. Böyle bir, bunların hepsi bir şekilde başarısız olmuş insanların kendi başarısızlıklarına uydurdukları gerekçelerdir. Bu meslek öyle bir meslek değil. Siz şöyle yarım sayfaya iyi bir fikir yazın. Mutlaka karşılığını bulacaktır. Birçok yapım firması var. Mesela bir yandan çok fazla sayıda senaryo da yazılıyor. Ama her firmada da senaryo bulamıyoruz diye bir dert var. Yani büyük bir boşluk var. Belki de şu anda beni izleyen o pırıltılı zekanın üreteceği şeyi bekleyen. Ben de meslek hayatımda hiç böyle bir şeyle de karşılaşmadım. Yani engel olmaya çalışan, cesaretimi kıran çok sayıda insan oldu ama gel be sana bir durup dururken yardımcı olayım senin ben kaşlarını çok beğendim diyen kimse de olmadı. Bu iş öyle bir iş değil. Yani uzun zaman çalışıp bir roman yazarsanız ve o iyi bir romansa zaten konuyu kapatmışsınız demektir. Er ya da geç hani bu yazarlığa, bu sanata giren herkesin işi böyle tıkır tıkır akar gider demiyorum. Ama zaten beklentiniz oysa bu yanlış bir iştir. Fakat yazmak ya da hangi disiplinde yazarsanız yazın bir yazar yaşamını kullandığın materyalden düşünce biçimine kadar, yaşam biçimine kadar bir yazar yaşamını sevmenizle ilgilidir. Yani hem sürekli yazan birisi olup hem çok sosyal biri olmak zor bir şeydir. Ben onu şöyle buldum. Çok hızlı yazarsan hem tekstimi bitirip hem arkadaşlarla o partiye gidebilirim diye düşündüm. Her partiye gidemedim. Çok parti seven bir insan da değilim. Ama yani sonuçta bir odada e, saatler geçirmeyi, bir öykünün içinde kaybolup gitmeyi e, ve o yazdığınız şeyin bir şekilde ne derse orada gerçekleştirme imkanı olan oranın patronu olmayı severseniz. Mesela ben benim için e, birkaç bu evresi var işin. Birincisi bir senaryoyu bitirdiğimde ben zaten o filmi seyretmiş Beğendiysen beğenmiş. Benim için konu kapanmış, bitmiş iş yani. O filmin tek seyircisi. Yani işte sinema hayatımızı başlatan Vizonteli'yi ben hepinizden önce seyrettim. Baktım, güzel film. Siz de dedim <laughs> seyretin. Ee, ama onun öyküsü, o fikir e, 4 yıl, beş yıl... Yani ben Bir Neme Tiyatro'ya e, başladığım zaman kafamda ben buradan sinemaya geçiş yaparım. Sadece televizyona yetinmem. Sinema da yapmak istiyorum. Senaryo yazmak istiyorum. Fikri hep kafamdaydı ve bu fikir dört yıl boyunca kafamda gezdi, dolandı. Yazması da iki yıllıkta bir yazma süreci oldu. Ve yani ben evet bitti son yazdığımda o mesele benim için aslında bitmişti. Senaristlik budur. Önce siz seyredersiniz. Zaten Woody Allen'ın bir sözü bu. İnsan seyretmeyi sevdiği filmleri yazar. Türler meselesine gelince o, onları daha kapsamlı anlatacağım. Ama dört yıl böyle bir fikirle yaşamak, onu yeri geldiğinde arkadaş çevresinde yoklamak, ki yazarlık meselesinde bu çevre faktörünü çok önemli olduğunu düşünüyorum. Yani Oscar alacak bir fikri sırf en yakınınızdaki kişi beğenmedi diye yazmayabilirsiniz. Allah aşkına Mario Puzo'nun başına böyle bir şey gelmedi. Yani ben bir mafya babası yazacağım işte oğlu olacak Sony. Sony olmasa acaba falan diyen birileri yani fikirlerinizi, düşüncelerinizi kimlerle paylaştığınıza da dikkat ediniz ve bunlardan olumlu ya da olumsuz aşırı bir şekilde etkilenmeyiniz. Yani bu ilk dersi yazar karakteri nasıl olmalıdır çerçevesinde toparlamaya çalışıyorum. Bazı temel bilgilerinde uçlarından bahsetme yoksa buraya çok sık geleceğiz mesela. Senin yazdığın gerçek ama hakiki değil gibi konulara geleceğiz. Ama Fikirlerinizi kimle paylaştınız ve mesela Oğuz Atay'ın yaşamını anlatan onun hayattaki onun tanıyan dostlarıyla yapılan bir röportaj kitapta şöyle bir şey gördüm. Diyor ki arkadaşları Oğuz böyle gelirdi, şu kadar, şu kadar bir dosya elinde. Ben bir roman yazdım, bir bakar mısınız? Diye arkadaşlarına veriyormuş. Arkadaşlara diyor ki bizde hayatımızda o kadar bir şey okumamışız. Yani toplam o kadar bir şey okumamışız ve TRT Roman Ödülü olması lazım. Aklımda kalan bu. Bunu teyit edelim. Onu alacağım diyormuş. Yani o, o güne kadar ülkedeki en büyük roman ödülünü alacağım diyormuş. arkadaşları da okumadan aile nasıl çok güzel olmuş. diyorlar. Biliyorsunuz tutunamayanlar yani kitap olarak çıkıyor da bir de onun o şartlardaki şeyin düşen. Yani şöyle bir bavulla sana bir şey veriyor arkadaşın da. sen de diyemiyorsun ki ya Oğuzcum ben hayatımda bu kadar okumadım. Ama e, yani dolayısıyla sizin en büyük eleştirmeniniz sizsiniz. Yazdıklarınıza eğer sevdalanırsanız kelebeğin rüyasında verelim orayı. Behçet Necati Gil Rüştü Onur ve Muzaffer Tayyip ne diyordu? Her şeyi her zaman yazın. Sonra onları bana gönderin. Yazdıklarınıza aşık olmayın ama yazın. Yazdıklarınıza aşık olmayın. Çünkü hele hele senaryo yazacaksınız. Şimdi yazacaksınız. Gideceksiniz yapım firmasına. İşte bir sürü de belki de evinizden işte Kars'ta bir evde yazdınız, gönderdiniz. Cevap gelmedi. Cevap geldikten sonrasını söylüyorum ben. Cevap gelirse o firmanın yetkilileri bir sürü şey söylerler. Bir daha yazacaksınız. Bir daha yazacaksınız. Bir daha yazacaksınız. Kelebeğin rüyasının çekilen taslağı Sanıyorum 11. taslak olması gerekir. Senaryo bir kere yazmakla bitmez. Şöyle diyelim. Yılmaz Erdoğan adımı öğrendiniz siliyorum. Senaryo böyle başladınız. Burası giriş noktası, burası bitiş noktası. Başladınız bir öyküye. Geldi şuraya vardınız. Şimdi tabii işin başında ve bitti zannedersiniz. Yok. Henüz birinci taslağın yarısı bitti. Çünkü bir de buradan, sondan başa bir daha yazmanız gerekiyor. Buraya da sonra da geleceğim. Ya gene söylüyorum. Çok daha kolay meslekler var. <laughs> böyle, böyle, acayip bir acayip olmayan meslekler de var. Onlardan zevk alıyorsanız tabii onlara yönelmenizde fayda var. Ama bence dünyanın en zor ama en zevkli mesleği de senaristiktir. Şimdi böyle geldin. Yolu geldi sonuna doğru bir daha gittin. Çünkü sebebi şu neden sondan başa bir daha gitmeliyiz. Şimdi siz burada yazdığınız zaman işte adam kadınla tanıştı. Diyelim gibi bir aşk öyküsü yazıyorsunuz. Tanıştı. Siz henüz burada ne olacağını bilmiyorsunuz. Buraya yazıyorsunuz, burada bir şeyler oluyor. Siz bir kararlar veriyorsunuz, ha, o zaman adam şöyle yapsın falan. Bunu yapmanız için burada bir değişikliğe ihtiyacınız oluyor. Çünkü ilk taslak çok gevşek bir taslaktır. Yani henüz hiçbir şey tam belirgin değildir. Şey gibi ya yani heykel yapıyorsanız daha taşı yavaş yavaş yonttuğunuz bir şeydir. Ee, dolayısıyla bir baştan bir sondan gittiğinizde birinci taslağı yazmış oluyorsunuz. Sonra neden bu kadar karmaşık bir şeydir? Ee, çünkü biz gerçek hayatı taklit ediyoruz. Yani Allah'ın yazdığı senaryoyu gözleyip, öğrenip onun kadar inandırıcı olmaya çalışıyoruz. Amacımız bu. Bu inandırıcılığı sağlamak da yani diyelim ki bir karakter yazıyorsunuz. Şimdi kendi özelliklerinizi bir kağıda yazın. Kimsiniz siz? Adınız, işiniz, boyunuz, kilonuz, çocukluğunuzda yaşadığınız şeyler, geçmişiniz, eviniz, barkınız. Yani sadece bir insanı yazmak için bütün detayları yazarsanız şöyle bir, şu kalınlıkta bir metin çıkar ortaya. Kitap olarak kalınlıktan bahsediyorum. Sayfa değil yani. Yanlış anlayın. E, dolayısıyla siz bütün bunları bilmeli ve yazmalısınız. O yüzden hep söylediğim şey buna da döneceğiz. Kendi yaşamınızdan başlayın yazmaya. Bir madde bir. Birse insan bildiğinizi yazarsınız yani bildiğini yaz. Yani eğer derslerde not alıyorsanız bunu sayfanın başına yazabilirsiniz. Bildiğini yaz. bilmediğini de öğren. Yani bizim bizim bizim, bizim demeyim de genel olarak nereden anlarsınız senaristin tam işini yapmadığını? işte doktor rolleri. Genellikle bir illaki bir hastaneye yol düşer karakterlerin ve bir sahnelik doktor rolleri vardır. Bir sahnelik. Hastamız nasıl? Maalesef Şimdi eğer maalesef kaybettik ise, çünkü şöyle düşünün, bir prodüksiyon yapıyorsunuz. Bir tane doktor rolü var ve bir sahnelik. Yani bu bir yıldız oynatamazsınız. Ee, genellikle yabancıların ekstra dediği, bizim yardımcı oyuncu dediğimiz ama klasik isimleri figüran olan e, insanlar oynarlar. Dolayısıyla zaten ama doktoru biz gerçek doktorları gelişinden anlarız. Yani Adam yürüyüşünden üstünde doktor kıyafeti olmasa bile dersin doktor. Müthiş bir özgüvenle gelirler yani ne oldu falan. Hani konunun uzmanında olan o özgüven olur. E şimdi bu özgüveni oynamak için de ciddi bir oyuncu olmak gerekir. Şimdi bu bir kısmı için. Ve o yüzden de mesleği doktorluk olan arkadaşlarımın hepsini de çok üzüntüyle karşıladıkları bir şeydir. bu. Gel gelelim eğer doktor bir de konuyla ilgili bir şey anlatacaksa. Yani hastamızın nesi var? Şimdi biz hasta kısmını kolaylıkla yazarız. Çünkü biz hastayız. <laughs> doktor değiliz. Ama doktor kısmını yazmak işte o konuda bir çalışma, araştırma, ekstra bilgi edinmeyi gerektirir. Bir kere zaten senaryo yazacaksanız yeri de gelmişken söylüyorum. Tıbbı bir öğrenin. Yani temel meselesini öğrenin ve mutlaka doktorlarla görüşün. Bir doktorla görüşmeden sakın ola ki, hatta ondan uzmanlık yardım almadan asla yazmayacağınız şeydir. Bu her meslek için geçerlidir. Yani siz bir marangozun da ne yaptığını biliyorum zannedersiniz ama bilmezsiniz. Her şeyi içeriden bilmek zorundayız. Dışarıdan değil, satıhtan değil, içeriden ve içeriden bilmenin tek yolu bir evin içinde ne olduğunu bilmenin tek yolu o kapıyı açıp o eve girmektir. Tabii bilmenin e, sürekli gidip e, nasıl oluyor falan demek değil. Empati diye bir kavram o zaman sizin imdadınıza yetişir ki empatisi olmayan o kavramı geliştirmemiş, o yeteneği geliştirmemiş birisi zaten iyi bir şey yazamaz. Çünkü şu da var yani öyle eserler vardır ki yani o kişinin gidip o meseleyi birine öğrenmesine falan imkan yoktur. Orta çağda geçen bir şey yazmak için orta çağa gidip oradaki vatandaşlara görüşemezsiniz. Sadece yapacağınız şey o dönemi olan bilgilerle incelemek ve sonra da nasıl da acaba? Nasıl da acaba? Burada da pratik bir zekaya, ve bir yazar sezgisine ihtiyacınız var. Basit şeylerden giderek bunu yapabilirsiniz. Orta çağ demek ki elektrik yok. Çünkü çağları belirleyen şey o günün teknolojisidir aslında bir yandan ve dili. Dolayısıyla o sizin böyle olduysa böyle olmuştur. Hayattaki sebep sonuç ilişkilerini algılayarak yaparsınız. Siz Mars'ta geçen bir ülke yazdığınızda da Buradaki sebep sonuç ilişkilerinden yararlanırsınız. Yoksa dediğim gibi yani daha önce Marsa gidip gelmiş birinden bir deneyim elde edemeyebilirsiniz. Başta söylediğim gibi eğer yanlış bir fikri iyi fikir zannederseniz işiniz zorlaşır. Yani gerçekten mutsuz bir hayatınız olur. Sadece başarısız olmazsınız. Çünkü bu çok bir zaman alır. Ya elinizde olmamış bir öyküyle kapı kapı dolaşırsınız ve çok güzel olmayan bir hayat yaşarsınız. Hiç o işlere girmeyin. Çok iyi bir fikir olsun elinizde yola çıkmadan önce. Tartışmasız iyi bir fikir. Tartışmasız bir şekilde daha önce söylenmemiş bir öykü olmalı elinizde. Şimdi bunu anlamak için çok güzel bir kavram var bizim kültürümüzde. Kıssa. Kıssa. Yazalım. Kıssa. Bunun en meşhur deyim nedir? Kıssadan hisse. Yani içinde hisse olan kıssaya öykü denir. Nedir bir kıssanın içindeki hisse? Ana fikir. Hayatın içinde nerede olursa olsun bir öykü anlatacaksanız kısa veya uzun alakasız bir şey anlatamazsınız. Bir şey konuşurken ha sen ne deyince aklıma bak ne geldi dediğiniz bu bir fıkra da olabilir. Bunu anlatmanızın bir tek nedeni olabilir. O sohbet bağlamından kopmamak için bu hisse. Yani alakasız bir şey anlatamazsınız. Alakasız bir öykü anlatamazsınız. İçinde mutlak bir ana fikir olmalıdır. Şimdi bu fikirle sadece bu fikirle bakalım ki biz onu gelişti yani biz ona ne diyoruz? Önerme. Şimdi senaryo ve önerme teknik meseleye geldiğimizde önermeyi konuşacağız ama bununla aşağı yukarı aynı şeydir bu. Şimdi seyrettiğimiz şeylere bakalım. Hepsinde ana fikir var mı? Ee, genellikle yaz dizilerinde ben e, görmüyorum. Yani şimdi yaz dizileri diye bir özel bir hedefim ya da özel bir e, şeyim yok. Ama ya da yaz dizileri demeyelim kimse alınmasın. Ülkemizde yazılan romantik komedilerde diyelim ya da ana fikirsiz bütün işlerde de böyledir. Eğer bu yoksa, bu yoksa bu da yoktur. Yani hisse yoksa kıssa da yok. Ana fikir yoksa öykü de yok. Bu ana fikir herkesin bildiği ve onayladığı bir şey de değildir. İşte o önermeyle ana fikir arasındaki fark da orada ortaya çıkıyor. Damlaya damlaya göl olur diye bir, ya bunu ispat etmek için bir şey yazılmaz. Ama bazen damlasa da göl olmaz diyorsanız ve bunu ispat ediyorsanız bu bir önermedir. Hani bilinen, ezberlenen kavramları tekrar yeniden ispat ettiğiniz bir şey değil. Eğer bu damlaya damlaya göl olur ilk defa siz söylüyorsanız tabii olur, süper olur. Örnek verelim. Kendi bildiğim şeylerden, onları çok iyi bildiğim için örnek veriyorum. Şüphesiz dünya sinemasında da, bizim sinemamızda da çok nefis, daha güzel şeyler var ama. Mesela Vizontele öyküsü nedir? Kasabaya televizyonun gelişi. Basitlik kavramını anlatacağım sonra. Yani fikriniz, ya da şimdi anlatayım, fikriniz basit olmalıdır basitçe anlatılabilmelidir. Ama basit kavramını karıştırmayalım. Kolay değil. Basit. Kolay değil. Kolay başka bir şey. Basit başka bir şey. Kolay değil. Basit. Yani yalınlık ve öz anlamında, sadelik anlamında algılayalım basiti. Türkçe'de bu iki kelime çok karıştırılıyor. Aa çok basit. Yanlış bir kullanımdır bu. Basit başka bir şeydir. O dediğiniz kolay. Hop çocuk oyuncağı benim için falan. O onun adı kolay. Basit başka bir şeydir. Yani ne demek istiyorum? Fikriniz şöyle bir fikriniz olduğunu, şöyle anlatan öykü anlatanları çok rastlamışsınızdır. Eğer bu sektöre girerseniz dakika başı başınıza gelecektir. Bir ee, toplantıda, bir eğlentide, bir yemekte karşınıza birisi gelir ve der ki kafamda şöyle bir şey var. Bir adam var abi. Orta yaşlı birisi. Böyle basit bir evi var. İşte komşuları var. Allah Allah. Giderek enteresanlaşıyor. Komşusu olan biri. Ne yapacağını bilmeyen de bir adam. Bir fabrikada çalışıyor. Sizi tabii hı. komşusu var, fabrikada çalışıyor, mükemmel bir yere gidiyor bu hikaye. Ee, i̇şte üstünde bir baskı hissediyor. Öyle oluyor, böyle oluyor, şöyle oluyor. Ya ne bunun çoğunlukla, diyelim gibi bir fırsat buldunuz, bir yapımcıyı bir yerde yakaladınız, iyi işler yapan bir yapımcıyı bir yerde yakaladınız. Adam da bir yemekte. Ya o kişiden kaç dakika alabilirsiniz? Üç. Hadi size bayıldı 5. 3 dakikada fikrinizi anlatabiliyorsanız elinizde bir proje var demektir. Yani ben de meslek hayatımda bunu yakaladığım zaman çok başarılı oldum. Nitekim Vizontel'e. Ne anlatıyorsun? Hakkari televizyon gelişi. Teşekkürler. Yani ne anlatacağın? Artık bunu söylediğinizde seyirci kafasında bir film hemen canlanı veriyorsa o zaman sizin bir fikir var demektir. Dolayısıyla basit olmalı. Ee, kolaysa zaten hiçbir şey yaramaz ama basit olmalı. Ve tabii iyi fikrin özelliklerini e, şöyle de tanımlayabiliriz. Bir, basit olmalı. Çabucak anlatılabilmeli. Karşı tarafın kafasında film ucundan bir canlanı vermeli. Yani e, evet bundan film olur dedirtmeli ve mümkünse de ekonomik olmalı. Ya tabii ki İstanbul'un fethi çok iyi bir film fikri. Ama 100 milyon dolar. Malazgirt Savaşı. Mutlaka film yapılması gereken şeyler bunlar ama yani eğer bunlar yapılmasını anlamaz söylemiyorum ama yani bu zaten size ait bir fikir olmaktan da çıkar. Çok ekonomikte olmak zorundasınız. Gel gelelim Birinci dersimizi toparlayacak olursak, şöyle diyeyim, hayatta her mesleği yapmak, iyi yapmak zordur. Mesleği yalap şap yapmak ne kadar kolaysa, iyisini yapmak zordur. Ama zorla uğraşmayı sevenler, zoru başarmayı sevenler için ideal meslek senaristiktir. Eğer bir hayalciyseniz, hayal kurmayı ama mantıklı, makul, proje niteliği taşıyan hayallerden söz ediyorum. Seviyorsanız e, ve bu çileyi de çekmeye gönlünüz hazır ve razıysa e, bize katılın. Çok eğleniyoruz biz. Başarılar.